Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Çok tehlikeli, kıvrımlı bir dağ yolundayız. Ve bugün dağa tırmanma yapacağız. Hem de kimlerle biliyor musunuz? Biliyorsunuz süper kamyonlarımızla farklı farklı arabaları yapıyoruz. Daha önce Togg'ları yaptık, Renault'u yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Diğer birçok markalarla, arabalarla bu süper kamyonlarımızı yarıştırdık. Ve bugün ise yine panelvan arabalarımız vs. süper kamyonlar yapacağız. Bakalım bu kamyonlar yine yenebilecekler mi? Genelde biliyorsunuz kamyonlar başarılı oluyor rakiplerine göre. Bakalım neler olacak göreceğiz. Isuzu NPR var burada. Yanında Ford Kargo 2520'yi görüyorsunuz. Burada Mercedes Aksor bizlerle ve son olarak BMC Fatih'i izleyeceğiz. 4 tane süper kamyon arkadaşlar. Bu kamyonlar çok seviliyor sizler tarafından ve diğer arabalarla yarışırken bayağı da güçlü oluyorlar ve çoğunu kazanıyorlar diyebilirim. Ve panelvanlarda ise yine 4 tane çok sevilen Iveco Daily var. Yanında Fiat Ducato, Citroen Jumper ve Renault Master bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Performanslarının da çok iyi olacağını düşünüyorum. O zaman öncelikle Batman'le değil tabii ki. Siyah arabayı gördünüz, şaşırmayın. Batman yok arkadaşlar siyahta. Örümcek var. Çok güzel bir araba. Güzel bir panel van. Bakalım Citroen Jumper'la neler yapacak örümcek. Daha sonra da Baldi BMC Fatih'i kullanacak. Ama önce örümcek diyoruz. Dikkat, sertli bir şekilde tırmanmasını tamamlaması lazım. Dağın zirvesine kadar çıkması gerekiyor. Burası çok tehlikeli ama Citroen. Abi arabaya baksanıza. Hiç zorlanmıyor ki. Tırmanışı bayağı iyi. Önüne bak. Önüne bak abi, dikkat et. Aşırı iyi arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok sağlam tırmanıyor. Yani şu tırmanışı Bugatti ile falan yapabiliriz. Ama panelvanlarımızın ne kadar güçlü olduğunu, Allah be, helal olsun sana Citroen Jumper. Muhteşem gidiyor. Siz de bu arada süper kamyonları mı destekliyorsunuz yoksa panelvanlarımızı mı? Yapma. Abi ne yapıyorsun ya? Ya o kadar güzel gidiyorsun ki köprüden geçecektin. İçeride de bir sürü eşya var. Abi köprüden geçecektin örümcek. Yanlış yola girdi. Daha doğrusu girmedi de hızını alamadı ve aşağı düştüğü için maalesef diskalifiye etmek zorundayım arkadaşlar. Ya örümceğe gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Çok saçma bir diskalifiye oldu. Şimdi Baldi izleyeceğiz, söylediğim gibi BMC Fatih'i kullanacak arkadaşlar. Yine güçlü kamyonlarımızdan, süper kamyonlarımızdan bir tanesi. Çıkabilir mi? Onu göreceğiz. Haydi bakalım BMC Fatihçiler, dikkatli bir şekilde. Abi kamyon bayağı iyi de işte bu kamyonlar için buraları tırmanmak hiç kolay değil, haberiniz olsun. Bas 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 bas. Helal be sana abi, tozu dumana kattı. Ama sıkıntı yok. Yeter ki tırmansın arkadaşlar. Abi şunun çıkışa bakın. Yalnız yalnız çok tehlikeli. Burayı çıkabilirse helal olsun diyeceğim. Sakın kaydırma. Kaydırma, kaydırma, yoldan çok çıkma. Abi burayı çıkman lazım ya. Bas. Biraz geri sal. Biraz geri sal, yoldan çok çıkmadan. Sal 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 sal. Azıcık hızlanıp tekrardan deneme yapacak Baldi arkadaşlar. Çünkü bu parkur gerçekten çok zor. Son bir deneme. Çıkamazsa bırakacak. Yapma bunu be. Abi yapma bunu ya. Bırak burada. Bırak 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 bırak. Abi ya bu gerçekten sıkıntı. Ya BMC Fatih burayı nasıl çıkamıyorsun abi? Ya çok da zor değil ki aslında çıkması buraya. Maalesef maalesef bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Şu an hem panelvanlarımız hem de süper kamyonlarımız eşit gidiyor diyebilirim. Çünkü henüz iki taraftan da başarı maalesef yok arkadaşlar. Thor hadi bakalım. Yaparsa Thor yapar abi. Thor'un kesinlikle bitirmesi lazım. Şu an bir avantaj elde etmesi gerekiyor panelvanların. Oy, Iveco Daily. Muhteşemsin, çık abi. BMC Fatih gördüğünüz gibi burayı çıkamamıştı. Ama bu bir panelvan. Ya buraları çok rahat çıkması gerekiyor. Hatasız gitmesi lazım ama biraz önce örümceğin hatasını gördünüz. Abi birazcık yavaş gitmesi lazım arabaların.
bir hızlı gitti ve köprüyü geçemeden direkt aşağı düştü arkadaşlar. Ama şu an görüyorsunuz gerçekten Thor'un performansı fazlasıyla iyi gözüküyor. Iveco Daily çok güzel bir panel var arkadaşlar. Çok güzel bir ticari ve şu an tahminime göre bitirebilir. Bakın örümcek buradan aşağı düşmüştü. Yanlış ve hatalı bir sürüşle diskalifiye oldu. Bu köprüyü geçecek arabalarımız. Bakalım devamında soldan. Burayı çıktığında parkur bitiyor ve muhtemelen Iveco Daily biraz daha git ve işte bu kadar. Abi helal olsun be. Zirveyi gördük arkadaşlar. İlk başarı panelvanlarımızdan geldi. Thor'u ve Iveco Daily'yi tebrik ediyorum. Sırada Batman var. Artık kamyonların da başarıya ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü panelvanlardan ilk başarı geldi. Şimdi Ford Cargo'yu izleyeceğiz. Ya benim Allah ne yapıyorsun abi ya, daha başlarken düşecektim. Batman dikkat et birazcık abi, dikkat et biraz bas gaza, bas Ford Cargo abi, kesinlikle başarıya çıkması lazım bu sefer arkadaşlar. Panelvanlar öne geçti gördüğünüz gibi. Şu an kamyonlarımızda Ford Cargo izliyorsunuz, süper bir kamyon kendisi, ülkemizde çok sevilen kamyonlardan Ford Cargo. Ne yaptın? Kayaya çarptın. Arabanın hızını azalttın. Ama çıktı. Orada kayaya vurması arabayı aşırı yavaşlattı arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Batman ve Ford Cargo varsa sıkıntısız bir tırmanma vardır. Şu an için gayet güzel gidiyor. Birazcık zorlandığını hissedebiliyorum ama onu zaten siz de anlayabiliyorsunuz muhakkak. Ama sıkıntı yok. Ford Cargo gücü gerçekten helal olsun. Şimdilik gayet güzel gidiyor ama birkaç daha tehlikeli nokta var. Oraların geçebilmesi lazım. Burayı da güzel geç. Yavaş, sakin. Tamam. Evet, burası mesela bayağı sıkıntılı abi. Burayı çıkarsa ki bence helal be. Helal olsun be. Gerçekten helal olsun. Buradan sonra bir şey olmaz Ford Cargo'cular. Korkmayın siz. Buradan sonrası sıkıntısız olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve de öyle oldu. Helal olsun. Gerçekten helal olsun sana Ford Cargo. Şu an durumlar eşitlendi arkadaşlar. Bir panelvan bitirmişti biliyorsunuz. Daha tırmanmayı. Bir de kamyon geldi ve durum 1-1 oldu. Sırada Demirdem var. Demirdem Renault Master'ı kullanacak. Ülkemizde çok sevilen panelvanlardan. Daha sonra da Mercedes Aksor gelecek arkadaşlar. Aksor'un da performansı bugün çok önemli. İyi bitirmesi lazım. Şu an durumlar eşit. Ama valla panelvanlar biraz daha şanslı gibi arkadaşlar. Oy ne oluyor? Bu niye bu kadar kaydırıyor? Araba çok güçlü. Master çok güçlü arkadaşlar. Bayağı güzel gidiyor. Hadi bakalım. Buralara gayet iyi geçti. Renault Master izliyorsunuz. Bugün süper kamyonlar vs. panelvan arabalarımız daha tırmanmaya çalışıyor. Süper kamyonların diğer arabalarla yarışması gerçekten çok eğlenceli oluyor. Toglarla falan da yarıştı biliyorsunuz. Yine dağa tırmanmıştık ve çok güzel olmuştu. Diğer farklı markalarla yaptık. Yine devam edecek. Çok güzel kapıştırmalar, karşılaşmalar gelecek arkadaşlar süper kamyonlarımızda. Şu an önce bugünü bir bitirmesi lazım kamyonların. Panelvan. Abi bu panelvanlar gerçekten çok güçlü değil mi arkadaşlar? Bakın bitti. Bitti abi. Buradan sonra diskalifiye gelmez. Gerçekten buradan sonra diskalifiye gelmez. Ve görüyorsunuz birazcık driftle. Sakin ol bakalım. Tamam sakin. Ve gördüğünüz gibi durum 2-1'e geldi arkadaşlar. 2 panelvana karşılık 1 kamyon bugün dağa tırmanmayı başarılı bir şekilde tamamladı. Sırada Mercedes Aksor var. Ve çok sevilen bir başka kamyon Mercedes Aksor arkadaşlar. Benim yine bugün favorilerimden bir tanesi. Yani benim kesinlikle bu tırmanmayı yapacağını düşündüğüm kamyonlar arasında. Dikkat etmesi lazım. Burayı döner mi bu? Of. Allah'ım. Abi niye o kadar geniş alıyorsun ya? O kadar genişe gerek yok. İnanılmaz bir kamyon. O hataya rağmen gerçekten çok güçlü olduğunu gösterdi. Ah BMC Fatih, nasıl kaldım burada ya? Ah. Abi çok iyi gidiyordu aslında.
Ama görüyorsunuz değil mi? Aksor tam bir dağ canavarı diyebilirim sizlere. Çok güçlü gidiyor ya. Baksanıza. Dikkat. 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 Güzel. 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 Bas gaza. Bas. 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 Ayağını gazdan çekme. Bas abi. Bas. Evet be. Abi çok güzel gidiyor. Muhtemelen buradan sonra kolay kolay diskalifiye olacağını sanmıyorum Mercedes Aksor'un, ama yine de her an her şey olabilir. O yüzden sonuna kadar beklememiz lazım arkadaşlar. Burası da bayağı tehlikeli aslında, ama kime tehlike abi ya? Aksor be. Çok güçlü arkadaşlar. Arkada da bayağı sebze meyve var gördüğünüz gibi. Yükü de ağır. Ona rağmen gerçekten güzel bir performans geldi süper kamyonumuz Aksor'dan. Şöyle kenara doğru park et. Ha, böyle kalsın. Tamam kaptan. Tamam dostum. Evet görüyorsunuz bugün iki panelman iki kamyon daha tırmanmayı başarılı bir şekilde yaptı. Durum yine eşitlendi arkadaşlar. Sırada Recep abi var. Son panelmanı kullanacak. Bugünkü son ticariyi kullanacak Recep abi. Fiat Ducato karşınızda. Ya benim yine bitireceğini düşündüğüm arabalardan bir tanesi öncelikle. Yani kesinlikle bitirebileceğini düşünüyorum. Recep abi zaten hata yapacağını sanmıyorum. Güzel abi, yine görüyorsunuz bugün panelvanlara karşı kamyonlarımız gerçekten çok iyi mücadele ediyor ve durumu berabere götürüyorlar. Yani yenilmiyorlar. Abi çok güçlü bu kamyonlar. Herkesin yenebileceği kamyonlar değil bunlar. Ve gerçekten çok güzel gidiyorlar. Ve şu an için Fiat Ducato izliyorsunuz panelvanımızı tırmanmayı o kadar iyi yapıyor ki be. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun abi. Çok sağlam bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gidiyor fark ettiyseniz. Burada yavaş. Örümcek gibi olma Recep abi, dikkat et. Az kalsın gidiyordu. Vallahi gidiyordu az kalsın. Ama Recep abi varsa sorun yoktur arkadaşlar. Görüyorsunuz Fiat Ducato ile günün 3. panelvan başarısını görmüş olduk. Sadece örümcek maalesef İlk başarıda, ilk denemede Citroen Jumper'la başarısız oldu. Onun dışında tüm panelvanlar başarılı. O zaman şimdi son süper kamyonu izleyip sonuçlara bakalım arkadaşlar. Ve son kamyonumuz Isuzu NPR karşınızda arkadaşlar. Yine çok sevilen, bilinen kamyonlardan bir tanesi. Bakalım performansı. Oy yavaş yavaş abi, Isuzu çok güçlü bir kamyon, öncelikle onu söyleyeyim. Yani benim bu parkurda bunun bitirememe önü kalkıyor kamyonunda. Ne yapıyorsun? Abi Süpermen ne yapıyorsun ya? Abi nereye gidiyorsun sağ tarafa doğru? Dikkat et, kamyonun önü kalkıyor. Bu kadar güçlü ki. Bir de rampa çıkıyor ya. Abi kamyonun önü kalkıyor. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Kesinlikle ben başarı bekliyorum bugün. Ama birazcık beni korkutmaya başladı Isuzu. Yani zorlanıyor mu desem. Güçten arabanın önü mü kalkıyor desem. Yani tam ne olduğunu kestiremedim arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki. Bu kamyonlar gerçekten efsane. Gerçekten çok güçlüler. Yani o kadar sağlam gidiyorlar ki bütün araçlara kafa tutabiliyorlar. Onlarla yarışabiliyorlar ve böyle zorlu parkurlarda bile çok iyi performans gösterebiliyorlar arkadaşlar. Isuzu NPR şu an için artık tırmanmanın en zorlu kısımlarını geçti diyebilirim. Abi çok dikkat etmesi lazım Süpermen'in. Ne yapıyorsun? Abi şaka mı ya? Ya Süpermen ne yapıyorsun abi? Vallahi diskalifi olacaksın bak. Bak cidden diskalifi olursun. Öyle saçma sapan hareketler yapma. Dikkat et. Soldan 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 bas bas bas, gaz kesme. Gaz kesme, gaz kesme, gaz kesme. Bas 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 bas. Abi çok korkutuyor beni şu an Süpermen. Araba yerinde durmuyor arkadaşlar. İnanılmaz oynuyor. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola, ama sonunda be. Gerçekten çok korkuttu beni Isuzu. Gerçekten aslında Süpermen ne yapıyorsun dostum ya? Biraz dikkat et. Az kalsın diskalifiye gelecekti, ama genel sonuçlara baktığımızda gerçekten hem panelvanlarımızı hem süper kamyonlarımızı çok tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi yarıştılar ve berabere kaldılar arkadaşlar. Sizin favoriniz hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone olmayanlar var tabii ki. Olmadıysan hemen şimdi abone olabilir. Videoyu beğenip bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Örümcek abi kanalından herkese... Merhaba.
Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Gizemli Kapılar Parkuru'ndayız. Bu seri çok seviliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim 10 tane gizemli kapımız var. Ve her birinden farklı parkurlar, farklı değişik parkurlar çıkıyor. Ve burada bugün ise 2024 model arabalarımız bizlerle. 2024 model bu güzel arabalar. Neredeyiz? Gizemli kapılardayız. Bakalım hangi kapıya gireceğiz ve hangi kapıdan nasıl bir parkur çıkacak göreceğiz. Ama bir arabalar isterseniz bakalım. Burada Opel Astra'nın 2024 modelini görüyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten. İç kısmına bir bakalım şöyle. Neredeyse birebir aynısı arkadaşlar Opel Astra'nın. Bayağı da geniş, güzel bir hatchback araba. Hemen yan tarafında Audi A3 bizlerle. A3'te bugün sedan modeliyle karşınızda. Çok güzel bir araba. İç kısmı da baya kaliteli ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Hemen burada yan tarafında hemen görüyorsunuz. BMW X5 bizlerle. X5 çok güçlü bir araba bildiğiniz üzere. Ve şöyle görün, pardon X5 diyorum ya, X3, X5 nereden çıktı? İç kısım ise neredeyse değil, hatta %100 orijinaliyle aynı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada Dacia Duster var. Tamamı 2024 model, unutmayın arkadaşlar. İçine bir bakalım ve birebir aynısı diyebilirim sizlere. Son olarak Volkswagen T-Roc bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel. Bir de T-Roc'un içine bakalım ama vay. Abi çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten çok güzel performanslar göreceğimizi düşünüyorum. Daha önce biz buraya gelmiştik ama hangi kapılara girdik? Hangi kapılarda nasıl parkurlar vardı? Şu an ben bile hatırlamıyorum arkadaşlar bunları. Ama isterseniz bir başlayalım mı? Hadi bakalım, ilk olarak şu an için çok güzel arabalarımızdan Audi A3 ile başlayacağız. Ama hangi kapıya girelim? Abi nereden ne çıkar? Cidden hatırlamıyorum. Ama gözüme 5 ya da 6'yı kestirdim. 5. ya da 6. kapıdan böyle güzel bir performansı çıkacağımız, parkuru bitirebileceğimiz bir yer çıkacak gibi gözüküyor. O zaman 5 numaraya gidiyorum. Hadi abi. Hazır mısınız? İlk denememiz 2024 model arabamız Audi A3 ile 5 numaralı gizemli kapıya girdim. Bu ne böyle? Abi burası çok hızlı gidilmesi gereken bir yer. Hatırladım burayı. Çok hızlı gitmeniz lazım arkadaşlar. Yavaş giderseniz parkuru bitiremiyorsunuz. Çok hızlı gitmemiz lazım. Şimdi uçtum. Allah'ım ya. Abi bu ne ya? Gerçekten bu ne abi? Baksanıza. Zehirli su. Düştük abi. Burayı geçmemiz lazımdı. Biraz daha hızlı gitsek diğer aşamalara geçebilirdik. Ama gerçekten zor bir parkur çıktı. Burası 5 numaralı gizemli kapı arkadaşlar. 5 numaralı gizemli kapıya gelirseniz böyle Audi A3 ile benim gibi suyun dibini boylayabilirsiniz. Ama hızlı bir arabayla gelirseniz muhtemelen burayı bitirebilirsiniz. 5 numaralı kapı gerçekten zor bir kapıymış arkadaşlar. Şimdi isterseniz devam edelim. Karşınızda BMW X3 var. Abi şu arabanın içine falan bakın ya. Ya o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani dediğim gibi birebir aynısı orijinaliyle. Şimdi abi 5 numaraya girdik. 4'ü deneyelim mi, ne dersiniz? 4'ten ne çıkar bilmiyorum. BMW X3, hazır mısınız? Abi çok merak ediyorum. 4 numaralı gizemli kapıya BMW X3 2024 model. Bu ne? Parkur çıktı arkadaşlar. Abi burayı yaparız. Kaydıraklı parkur çıktı hem de. Burada yaparız ya. X3 ile bitiririz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok hızlı gitmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu parkurlar gerçekten şakaya gelmez. En ufak hatada aşağı düşeriz. Şu an için X3 ile 4 numaralı gizemli kapıda devam ediyorum. Bitirmeye çalışacağım sizin için ama öyle kolay olmadığını zaten anlamışsınızdır. Çünkü kaydıraklar inanılmaz tehlikeli. Aşağı düşme riskinin çok yüksek olduğu kaydıraklar. Aman abi. İlk kez buraya kadar geldik. Daha önce burayı seçmiştik biz ya. Ama bu kadar gelmemiştik arkadaşlar. Hemen düşmüştük farklı bir arabayla. Şu an X3 ile gayet güzel gidiyoruz. Buradan aşağı iner miyiz çok merak ediyorum. 4 numaralı gizemli kapıda X3 ile böyle kaydıraklı bir parkur çıktı. Allah, yan gidiyoruz şu an.
Düşmeden gidiyoruz. Vallahi düşmeden gidiyoruz. Düşmeden gidiyoruz. Düşmeden gidiyoruz. X3 dikkat. Burayı da bitirdik. Abi ben size bir şey mi? Bu parkuru bitiririz biz. Bu parkuru bitiririz ama burası bayağı tehlikeli. Burada ters bir dönüş olacak. Aman. Yavaş. Bir daha dönüş. Burası bayağı önemli. Burayı dönersek bu parkuru biter. Haberiniz olsun. Dikkatli bir şekilde. Aman. Allah'ım. Yapma bunu. Yapma bunu. Lav havuzuna. Ya abi o kadar güzel gidiyorduk ki aslında. Ya gerçekten çok güzel gidiyorduk. Yani bu parkurun şu ana kadar en iyi gidişini yaptık. Şu üst taraftaki dönüşten sonra şu bölgede devam edebilsek muhtemelen parkuru bitirecektik. Ama yine olmadı. Yine olmadı arkadaşlar. İlk olarak 5 numaralı gizemli kapıyı denedik. Maalesef başarısız olduk. 4 numaralı gizemli kapıyı denedik. Yine gördüğünüz gibi lavın içine düştük ve başarısız olduk. Şimdi karşınızda Dacia Duster var. Abi ne yapacağız bilmiyorum ya. 4 ve 5 numaraları denemesini yaptık. Benim kafamda 1 numara var arkadaşlar. Bir de 10 numara var. Yani 1'i mi denesek 10'u mu denesek gizemli kapılarda diye düşünüyorum ama 1 numara abi. 1'i deneyeceğim. Hadi bakalım. Umarım kolay bir parkur çıkar. Şu gizemli kapılarda bir başarı elde etmek istiyorum 2024 model arabalarla. Allah, bura çok zor. Abi bura çok zor bir parkur burası. Ooo, lastikleri tam böyle hizalı getirmeniz lazım. Düşmeden de bense bir şey miyiz? Bu parkuru bitiremeyiz arkadaşlar. Bu parkur inanılmaz zor. Bakın neredeyse lastikler araya düşecek. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok kontrollü gitmemiz lazım. Dacia Duster. Dikkatli bir şekilde. Güzel. Devam. Vallahi bitireceğim. Dacia Duster dikkat etmeniz lazım. Abi be. Çok az kaldı ya. Yapma bunu. Abi bakın gösteriyorum arkadaşlar. Şu bölgeyi çıkabilsek ileride bir iniş yapacaktık. Daha sonra parkur bitecekti arkadaşlar. Çok az bir farkla. Çok az bir yeri geçebildik ama parkurun geri kısmı çok da zor değildi ama maalesef 1 numaralı gizemli kapıdan fazlasıyla zor bir parkur çıktı karşımıza. Şu ana kadar 4 numara, 5 numara ve 1 numarayı seçtik gizemli kapılarda ve hepsinde de başarısız olduk arkadaşlar. Şimdi Volkswagen T-Roc'la isterseniz devam edelim. Araba çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Mükemmel arabalardan bir tanesi. 10 numarayı deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da Opel Astra ile kaçı deneriz bilmiyorum. 1-4-5 yaptık bugün. 10 numaradan bakalım nasıl bir parkur çıkacak göreceğiz. Yani iyi bir parkur mu çıkar, kolay mı çıkar, zor mu çıkar bilmiyorum ama şu an durumlar hiç iyi değil. 2024 model arabalar vs gizemli kapılar. Aa, bu ne? Abi bir dakika, bu ne burası? Bir dakika, önce bir bakmamız lazım. Ne var burada? Burada ne abi böyle? Dur. Bir görmem lazım. Of. Hatırladım burayı. Abi burayı hatırladım ben. Bakın arkadaşlar burası aşırı derecede gördüğünüz gibi sivri sivri, diken mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum buna. Çok garip bir yer ve buradan aşağı bakın düşeceğiz. En aşağıda bir hedef görüyorsunuzdur. Küçük böyle yuvarlak bir hedef. O hedefe tam isabet yapmamız lazım. Ne diyorsunuz? Yapabilir miyiz? Abi bu çok zor ya. Bu gerçekten çok zor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı uçuş noktası var. İstediğinizden uçabilirsiniz. Ben bugün mavi noktadan uçacağım arkadaşlar. Çünkü çok ortaya düşmem lazım. O sivri şeylere batmamamız lazım ki uçabilelim düzgünce. Şimdi Volkswagen T-Roc. Hadi bakalım. Şu an için 10 numaralı gizemli kapıdan Volkswagen T-Roc'la iyi gidiyoruz. Deme. Hedefe geliyoruz. Geliyoruz. Volkswagen. Çarpma kenara. Abi ya. Neredeyse bitmişti.
çok az bir şey ya. Yapma bunu. Maalesef. Abi arabanın içi bile gitmiş ya. Gerçekten. Çok kıl payı bir mesafede neredeyse bu dikenlere takılmasak hedefe konmuştuk ve parkurda başarılı olmuştuk ama yine diskalifiye, yine diskalifiye arkadaşlar. Şimdi son arabamız Opel Astra'yı kullanacağız. Astra'nın 2024 modeli. Şu ana kadar 1, 4, 5 ve 10 seçtik. Ne seçelim abi? Vallahi ne seçelim şu an bilmiyorum. 1, 4, 5, 10 seçtik. Ne yapsak? Ne dersiniz? 8 mi 2 mi? 2 mi 8 mi abi? 2 mi 8 mi? 2. 2. Hadi bakalım. Hadi bakalım, dur korkuyorum. Abi güzel bir şey çıkması lazım. Yani bugün 2024 model arabalarla en azından bir gizemli kapıda başarıya ulaşmayı çok istiyorum. Burayı hatırladım ben. Abi burası çok zor bir parkur. Burası var ya, arabanın mahvolduğu bir parkur. Araba inanılmaz derecede hasar alıyor bu parkurda. Yani o kadar dikkatli gitmeniz lazım ki. Ve şu an için geçmiş olsun abi. Size geçmiş olsun, bana da geçmiş olsun. Bu araba artık kendine gelmez abi. Evet. Şu an gidiyoruz mu, geliyoruz mu, neredeyiz anlamadım ama sevişeydeyim. Bu iş burada bitmiştir arkadaşlar. Bakın niye? Biz şuradan aşağı düştük çünkü. Devam edip böyle yukarı kadar çıkıp tırmanabilmemiz lazımdı. Ama abi araba nasıl tırmansın ya? Yani araba ilk düşüşte zaten lastikler, mastikler her taraf paramparça oldu. Ve Opel Astra ile 2 numaralı gizemli kapıda maalesef yine başarısızlık. Bir tekrardan hatırlayalım. Önce biliyorsunuz böyle çok güzel bir arabamız Audi A3 ile sanırım 5 numaralı kapıydı burası. 5 numaralı gizemli kapıda gördüğünüz gibi başarısızlıkla sonuçlandı durum. Daha sonra BMW X3 ile 4 numaralı kapıdan yine bir başarısızlık elde ettik arkadaşlar. Yine bitiremedik, yine bitiremedik. Lav havuzuna düştük. Burada Duster aşağıda düşmedi. Parkurda bitiremedi. Burası sanırım 1 numaralı gizemli kapıydı. Böyle bir durum yaşandı. Son olarak da böyle bir T-Roc performansı. Yani abi bunun bitirmesi lazımdı ya. Gerçekten T-Roc'un bitirmesi lazımdı. Bitiremedi. Ve de burada Astra'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten gizemli kapılar inanılmaz eğlenceliydi. Ama hiçbir arabayla maalesef bugün parkuru tamamlayamadık arkadaşlar. Ama devam edeceğiz. Gizemli kapılar vs farklı arabalarla geleceğiz. Farklı arabalarla denemeler yapacağız. Onlarla bitirebiliriz diye düşünüyorum. Daha güçlü arabalarla gelsek deneyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar sonuçlara. Umarım gizemli kapılar serisini beğenmişsinizdir ve videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.